Aslan burcu erkeği, ah canım. Onlar olağanüstü bir insan, olağanüstü karakter değiştiren, olağanüstü fikir değiştiren, olağanüstü bakım üzerine bakım kuran bir insandır. Her şeyi gösteriştir. Aslanların en büyük sorunu nedir biliyor musun? Kendileriyle dürüst olmadıkları için başkalarının dürüst olmadığını savunan tarafta. Merhameti midir? Yalandan merhameti sever. Aklına eğer ki benimle ilgili bir ticareti varsa Aslan burcu, beni ellemeder, kullemeder, kafese kilitler ve beni soymadan, yani benimle iş yapmadan beni bırakmaz. Ama benden çıkarı olmadığı sürece de beni hemen kenara atmasını bilir Aslan burcu erkeği. O yüzden çok karizmatik yönleri vardır ve kirli sakal kullanırlar genelde ya da top sakal, yani mutlaka tellerinde tıraş hakimiyeti değil de hani sakal hakimiyeti, kirli sakal, yani bir kıllık oranını göstermek isterler çünkü erkeksiliğini daha ön planda. O yüzden aslan erkekleri dört karakterdir: sinsi, masum, ticari ve duygusal. Yani bir erkekle, aslan erkeğiyle yaşıyorsanız 5 saat sonra duygusallığı da sizi güllerle dolantabilir. Eğer ki o an ruh hali kötüyse o gün size büyük bir depresyon yaratabilir. O yüzden aslan erkeğini idare etmek kadar zor. Memurdurlar. Genelde memur kafasıyla hareket ederler. Parayı kolay kolay harcamazlar. Ama parayla ilgili de çok yalan söyler aslan erkekleri. O yüzden 4-5 karakter sahip. Yani kişiler dengeleri bozuk. Genelde bipolar rahatsızlıkları ya da şizofreni bağlantıları aslan. Yani psikoloji anlamında aslanlar daha yere batak ve psikolojileri daha bozuk oldukları için hep mutsuzlukları oynarlar. Senaryolarında hep mutsuzluklar var. Yani mesela evliyse ben karımdan çok, aslında evde çok mutludur ama dışarıda ben karımdan mutsuzum, boşayacağım diye dolanan aslan burçları vardır ama yalanla yaşamayı öğrendikleri için hep yalan formatlı insanlar. Ha, bunların hiç doğru noktası yok mu Emineciğim? Hep aslanlar kötü mü? Hayır, tabii ki her insan birbiriyle aynı değil ama aslanın genel yapısı bu. Çünkü güçlü pençeleri, ideal oluşları ve ben merkezli ve bakışlara odaklı insanlar oldukları için şu dudaktan çıkacak her şey karşı tarafı etkilemediği sürece ve çok iyi anlatım zekaları vardır. O an nasıl inandığınızı bile kendinizle inanamazsınız. Yani ben bu yanlış diyemeyecek kadar da aslına inanabilirsiniz. Çok karizmatiktir, cool'durlar, zarif ince vücut yapıları vardır. 40'tan sonra böyle bir göbek belirginliği olur, biraz göt genişliği olur ama erkeklerin 35'e kadar hoş tavırları vardır. O yüzden aslanlarla 35'e kadar flört edin, 35'ten sonra yol verin. Aslanlar böyle. Ama çok iyi babadırlar, çocuklarına çok düşkünlerdir ve çocuklarına asla yalan söylemezler, bunu da bilin. Aslanın ailesi gerçekten korunaklıdır ve çok kıskançtır aslanlar. Ciddi paranoyaktır. Yani yanında bir erkek arkadaşına selam verdiysen mutlaka bu karıyla, bu adamla bir işim var deyip senin beynini ütüler. Yani hatta yattığına kadar ısrar eder. Böyle paranoyak, işte psikolojik bozuk travmalar var ya, takıntılar ve yalanlarla süslendiği için beyin bir türlü iyileşmiyor. Yani biz bunları biraz psikolojik travmatik, aileden sıkışmış mutsuzluklar ve kendilerini ispatlamak için bin türlü yalanlar ifade ettikleri için kendi kişilikleri bozulmuş. Ve bunları ne zaman düzelir? Ölmeye yakın düzelirler. Çünkü Allah'la vicdan arasındaki karmaşayı o tarihte. İnançlılardır ama Rabbime küskün oldukları zaman da bir sene konuşmazlar. Sanki kapı komşusuyla küsmüş gibi daha. Yani o dönem böyle bir ruh dünyalarında Tanrı'yı unuturlar, Rabbimi unuturlar. Bir sene sonra bir şey olur. Ah, ben çok inançlıyım, yarın cuma namazına gideceğim der. Çünkü bir an hatırlar, doğada ölüm de var, dengeler de var ve ben bu düzeni de. O yüzden kişilikler çok fazladır. Aslanlar araç merakıdır. Motor, araç, tekne. Yani onlar için sürat olan her şey keyif sürecidir. Bir de aslanların mıymıy yönü vardır. Eğer yatağa girdiyse çıkmak bilmez. O yatak ona yapışmış gibi. Yani 5 dakika modu vardır. Yani yatağa girsin 5 dakika daha, 5 dakika daha. Ve uyku enerjisi de çok hakim olduğu için aslan erkeklerinde. Yani uyumak onların en güzel sığındığı liman ve kendiyle yüzleştiği andır. O yüzden onların inançları senede bir tavan yapar, senede bir küskünlük yaratır. Genelde aslanların aldatma oranı vardır ama cinsellik değil, fingirdeşmek aldatması, göz çapkınlığı.
Yani cinsellik onlar için en son plandır. Hep aslanları çok seksi, seks planı deriz ya. Alakası yok. Aslanlar göz çapkınlığıyla seks yapan enerjiye sahip oldukları için aslanlar bir güzel kadına öyle bir laf söyler ki o kadın dönmezse inanın aslan burcu kendini ispatlar. Yani bakar ama cinsellik ya da yatağı mantığı yoktur. O gözünü doyurmak, ruhunu doyurmak. Çünkü onun derdi kendiyle yüzleşemediği noktalar olduğu için seks hayatı hep geridedir. Ama hep ağzında seks konuşur. Böyle de özellikleri vardır aslan burcu. Anne ve babaya ya da aileye olan travmalarından dolayı hep anneyi babayı suçlar. Hep annesi kötüdür, hep babası kötüdür. Hep mesela ilk çocuksa sonraki doğan çocuğa daha değer verdikleri için beni kenar. Ya da en son çocuksa yukarıdakilere değer verdikleri. Okuma merakı vardır, okulu hep yarımdır aslan burçlarının. Hep okurlar, yarım yamalak. Yani bu mesela diyelim ki tıp fakültesini kazandı. Bir sene gider, bir sene sonra der ki ben hukukçu olacağım. Hukukçuluğa yol alır. Onu bırakır. Ben Amerika'da eğitim yapacağım ya da Avrupa'da eğitim yapacağım. Direkt oraya gider, oradan sıkılır. Adam yaşadığı yere ait olmadığı için aslanlar, yaşadığı yere ait olmadıkları için yaşama ait noktalarını bulmaya çalışırlar. Eninde sonunda bulurlar da genelde 70-60 o dönemden sonra da yerini bulsam ne olacak diyorum. Sağlık prostat, bel fıtığı ve kalp damar yani onlarla ilgili ciddi riskler var. Ve elde titreme, egzama tarzı oluşumlar da olma ihtimali çok yüksek aslan erkeklerinde. O yüzden onların yeme kültürü yok. Ne verirsen yerler. Yani pilav ekmek olsun yerler, makarna ekmek olsun yerler. Yani yemek onlar için sadece açlığı doyurmak amaçlı kullandıkları bir gereç. Ama böyle lezzetli ne zaman? Onlar ne zaman lezzetli yemek yerler? Sabah kahvaltısı onlar için çok değerlidir.